Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün ikinci sınıf eş anlamlı ve zıt anlamlı konu testi ile karşınızdayım. Birinci soruyla başlayalım. Tane ve adet diyor. Verilen sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? Evet, tane ve adet. Tane ve adet eş anlamlı kelimelerdir. Dolayısıyla şıklarda bizim eş anlamlı olan kelimeyi aramamız gerekiyor. A şıkkına bakalım. Kısa ve uzun zıt anlamlı. B anı hatıra eş anlamlı. C sıcak soğuk zıt anlamlı. Dolayısıyla doğru cevabımız eş anlamlı anı hatıra B şıkkı. İkinci soru yumuşak sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Yumuşak sözcüğünün zıt anlamlısı serttir sevgili öğrencilerim. Üçüncü soru aşağıdaki sözcüklerden hangisi zıt anlamlıdır? A katı sıvı, B kalp yürek, C duyuru ilan. B ve C şıkları eş anlamlı, A ise katının zıt anlamlısı sıvıdır. Doğru cevabımız A şıkkı. Dördüncü soru. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde fayda sözcüğünün eş anlamlısı kullanılmıştır? Öncelikli olarak fayda sözcüğünün eş anlamlısını bilmemiz gerekiyor. Faydanın eş anlamlısı yarar. O zaman yarar kelimesi hangi şıkta geçiyor? A. Evimize iki konuk geldi. B. Bu yaptıkların sana yarar sağlamaz. C. Emin yeni bir görev aldı. Evet, yarar kelimesi B şıkkında var. Dolayısıyla doğru cevabımız B. Beşinci soru. Aç, tok, arka, ön, güz, son, bahar, güzel ve çirkin. Yukarıdakilerin kaç tanesinde zıt anlamlı sözcükler birlikte verilmiştir? Aç ve tok. Aç, tok kelimesi zıt anlamlıdır. Evet. Arka zıt anlamlısı ön. İki oldu. Güz sonbahar eş anlamlıdır. Güzel çirkin zıt anlamlıdır. Dolayısıyla üç tane zıt anlamlı var. Doğru cevap aşık. Altıncı soru aşağıdaki sözcüklerin hangisinde rüya sözcüğünün eş anlamlısı kullanılmıştır? Rüya sözcüğünün eş anlamlısı düş. Aşıkı her insan düş görür. Yani her insan rüya görür. Misafirlere pasta ikram ettik ve ufak şeylerden de mutlu olabilmeli insan cümlelerinde rüya kelimesinin eş anlamlısı yok. Düş, evet, A Dolayısıyla doğru cevabımız aşık. Yedinci soru, okul bir anne gibidir, bizi sever ve geleceği hazırlar. Yukarıda altı cümlede altı çizgili sözcüğün yerine hangi sözcük getirilebilir? Okul kelimesinin eş anlamlısı isteniyor bizden. Doğru cevabımız mektep. Hemen 8. soruya geçelim. 8. soruda aşağıdaki hangi cümlede zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? A) Öğrenciler kitap okuyor. Hayır burada yok. B) Yaşlı adam yürüyüş yapıyor. Burada da yok. C) Şıkkı kitap açık, defter kapalıydı. Açık ve kapalı. Dolayısıyla evet doğru cevabımız C şıkkı. 9. soru ilave özgür vazife görev ek hür ve duygu yukarıdaki sözcükler eş anlamlarıyla eşleştirildiğinde hangi sözcük dışarıda kalır? Evet. Şimdi bakalım. İlave var mı eş anlamlısı? Evet, ilave ek. Özgür var mı? Evet, özgür kelimesinin eş anlamlısı hür. Vazifenin eş anlamlısı var mı? Evet, görev. Dolayısıyla sevgili öğrencilerim dışarıda kalan sözcük duygu doğru cevabımız B şıkkı. 10. soru hangi seçenekteki sözcükler eş anlamlıdır? Ucuz, pahalı zıt anlamlı. Acı, tatlı zıt anlamlı. Vatan, yurt eş anlamlı bir sözcüktür. Öğretmen sözcüğü 11. soru eş anlamlısı öğretmenin muallim B şıkkı. 12. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde zıt anlamlı sözcükler birlikte verilmiştir? A) süratli, hızlı eş anlamlı B) küçük, ufak eş anlamlı C) fakir, zıt anlamlısı zengin Evet, doğru cevap. Doğru cevap C şıkkı. 13. soru. Aydınlık sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? aydınlık zıt anlamlısı karanlık A şıkkı 14. soru aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş anlamlı değildir A doktor eş anlamlısı hekim doğru B yukarı aşağı zıt anlamlı bu C şıkkı konuk kelimesinin eş anlamlısı misafir ama B şıkkında zıt anlamlı kelimeler verilmiş 15. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde evet sözcüğünün zıt anlamlısı kullanılmıştır A okula erken gittim. B hayır sizinle gelemem. C babam eve geri geldi. Evet kelimesinin zıt anlamlısı sevgili öğrencilerim hayır. Son sorumuz lisan sözcüğünün eş anlamlısı kaç numaralı kutucukta yazılıdır? Lisan sözcüğünün eş anlamlısı dildir. Dolayısıyla 3 numaralı kutuyu işaretliyoruz. Doğru cevap C. Evet. Bu şekilde eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimelerle ilgili test çalışmamızı bitirmiş olduk. Hepinize başarılar diliyorum.